uçsuz bucaksız çöller arasında, 1000 kilometre uzanan tepeler arasında bulunan Mingshashan Dağı'ndayız. Sevinç Deve, hadi! Ekranda bu Mingshashan dışında çok çok sayıda bu tip deve ekibi görebilirsiniz. Ve şimdi aslında Nisan ayındayız. Hala çok fazla bir turist olduğu bir sezon olmamasına rağmen yarım saat içinde 40 tane bu tip deve ekibi arkamdan geçti. Evet, bu kervan ekibi beni sanki 1000 yıl önceki İpek Yol'a götürdü ve Doğu ile Batı arasındaki kültürlerin kaynaşmasına tanıkmış oldum. Hello! 我的天，这个真的好高啊！太热了吧！ 그야스나 대회에 oturmak daha rahat. Evet ve özellikle çöl alanına daha uygun. Ya yani kesinlikle. Eskiden bu bölgede. Yani çöl yolu. Evet, çöl yolu. Özellikle batıya giderken çok fazla çöl var. O zamanki insanlar mutlaka çölde, yani deve bir araç olarak kullanıyor. Evet ve şu an biz nereye gidiyoruz? Batıya mı? Evet, biz de batı yolculuğu yapıyoruz evet. şimdi. Buradan hareket ediyoruz. Evet. Belki böyle yürüyerek bilmiyorum nereye kadar, İstanbul'a kadar gidebilir miyiz? Evet, bence gideriz ya. Oh yay! Bye bye! Bye bye! Ama Sevinç, bence şimdi vakit kalmıyor. Kum kaymak da istiyorum. Ay, kum, ama kum kayma zamanı var mı? Bence kalmıyor. Öyle sence? Mi? Ay, bilmiyorum. Yani bir gidip bir bakalım. Tamam. Buradaki göl şekli hilale benzediği için Hilal Gölü, yani Çincesi Yüya Gölü olarak adlandırıldı. Ve Asya burada, yani çöller arasında neden böyle bir göl olduğunu biliyor musun? Evet, yani tam o Çiğlen dağlarındaki kar suyu bu kentten geçiyor aslında. Ve buradaki nehir yatağı daha düşük olduğu için burada bir Yüya Gölü oluştu. Ve bu nedenle de tarihte burada bir su kaynağı olduğu için tüccarlar burası bir dinleme noktası olarak kullanıyordu. Çöller gördük, Yüya Gölü'nü gördük. Ama burada daha değişik manzaraları görebileceğimizi biliyor musun? Evet. Gerçekten çok değişik oldu. Evet, bu manzara Yardang adlı bir tür jeolojik görünüm. Bu görünüm geniş tortul kayaçların rüzgarlar tarafından aşındırılması sonucu meydana geldi. Evet ve burada çeşitli çeşitli figürler vardır. Acaba peri bacağı şekli var mı? Bilmiyorum, gidip bir bakalım. Ha, o peri bacağına benziyor mu? Bence çok benziyor. Bu neye benziyor? Sphinx. Bugün çok güneşli. Ama bu güneş ışıkları arasında daha parlayan bir kule var. O kule nedir? O bir kule değil, o bir kolektör. Çünkü burası bir 100 megawatt kapasiteli CSP, güneş enerji santrali. CSP santrali, yani konsantre güneş enerjisi santrali, güneş enerjisini bir alıcıya yoğunlaştırmak için aynalar kullanarak güneş enerjisi tedarik eden bir santraldir.
Bu sayede sıfır karbonu güneş enerjisi elde edilir. Sevinç, burada gerçekten ayna var. Evet, ama biliyor musun? Burada bunun gibi toplam 12 bin ayna var. Ve her ayna üzerinde 35 küçük ayna var. Peki bunun yüz ölçümü ne kadar bir ayna? Yaklaşık 115 metrekare. Neredeyse iki odalı bir daire, evet. Evim kadar büyük. Evet, evet. Bravo. Dunhuang Gece Çarşısı, Dunhuang kentindeki en büyük gece pazarıdır. Burası İpek yoluna özel yöresel lezzetler ve el sanat ürünlerinin toplandığı bir yer. Burada Dunhuang'ın kalabalığını ve misafirperverliğini hissetmek mümkün. Peki Sevinç, aslında ben buraya bir kente aslında gitmeden önce internette çok ödev yapıyorum. Ne gibi ödevler yaptın? Evet, işte orada ne yiyecek var, ne içecek var, yani mutlaka araştırma yaptım. Araştırma yaptım. Şimdi sana bir dükkan tavsiye ediyorum. Öyle mi? Evet, o dükkan bir fenomen dükkanı. Merakla bekliyorum. Evet, nasıl bir dükkan acaba? Evet. Nasıl? Güzel. İçinde ne var? Bu Türkiye'deki pişiye çok benziyor ama ben Türkiye'de yediğim pişi yani içliydi ama bunun içinde şey var, bu neli? Yanak hurmalı. Yani çekirdek çıkardıktan sonra kayısı, yani kaynamış su ile karıştırılarak karıştırılarak yani pişirilen bir tür içecek. Bakalım. Hı, çok güzel, lezzetli. Çok lezzetli. Çok lezzetli. Hem de özellikle çerle de böyle bir kayısı suyu içsen. Değil mi? Kesinlikle. Bir de biraz önce biz çok şekerli pişi yedik ya. Bu gerçekten bu yağ yani giderir. Evet, hadi bakalım. Seninki başka. Çok şekerli mi? Sisiye. Bye bye. Seninki çok şekerli mi? Değil, çok değil. Benimki çok iyi ya. Benim biraz ekşi. Benimki de çok iyi. Soğanlı, dana etli böreği çok çok lezzetli. Evet ya, hem de sıcak sıcak pişirdi. Evet, sıcak sıcak yediğimizde bize enerji veriyor. Evet. İşte bu, burası. Bak, onların da kayısı suyu var. Bir de onun dışında sütlü çay var. Ama yöresel sütlü çay. Evet, bu sütlü çay. Senin bildiğin sütlü çay değil. Öyle mi? Bakalım. Evet, bakalım. Kocaman, bu kadar, evet, mı? Evet, yüzüm kadar. Ama çok, çok büyük ya. Evet. Yani bunu içtikten sonra 24 saat içinde hiçbir şey içmeyeceğim. Evet, hadi bu çok güzel. Bence bu miden içinde, sindirmek içinde daha elverişli. Evet. Ay, ama nasıl içeceğiz? Çok büyük ya. Çok büyük. Yüzüm kadar büyük.